oğlum, sakinleşin. Mükemmel bir bölümle daha sizlerin karşınızdayız sayın seyirciler. Lütfen bu bölümü ciddiye almayın çünkü 50 gram ciddiye alınma hakkına sahip değil. Kız gerçek bir balık. Onu hissettin değil mi? Evet. Ne yapıyorsun bize söyle. Evet efendim. Hayalimi yazıyorum. Kolik fanı olmak istiyorum. Ya yeter ya. Bugün yine bana çılgınlıklar getirdin. Güzel çocuk. Oğlum üstü mü? Karoko ya, ben bu elemanı çok seviyorum ya. Efendim, bölümümüze başlamadan önce izleyicilerimize şu duyuruyu yapmak istiyorum. Hmm. Önümüzdeki bir ay boyunca YouTuber'ların tepkisi serimiz yayınlanıyor olacak kanalımızda. Enes Batur, Oğuzhan Uğur, Alper Rende, Ne Oluyor Ya kanalından Fırat ve Ceyda gibi YouTuber'ın en sevilen isimlerini konuk aldık. Bu serimizi takip etmek isteyenler ve kaçırmak istemeyenler aşağıda yer alan zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Ama şimdi tam yeri gösterecek arkadaşlar. Burada bir yerde olması lazım. Şuralarda bir yerde. Oğlum inşallah. Ama eğer ters çevirip kullanıyorsanız da burada bir yer oluyor işte. O da ikisini göster. Her yere tıklasınlar orada. İlla denk gelir yani. Bir ay boyunca inanıyor olacak. Diyelim ve seninle birlikte Kasım ayı viral videolara. Yes! Viral videolar oley! Oğlum sen çok mutluyum. Viral videoları ben çok seviyorum oğlum. Biliyorsun geçtiğimiz hafta İstanbul'da büyük bir Lodos fırtınası oldu. Evet ya. O oradan oraya uçtu. Kanka fırtına deyince aklıma şey geliyor, şemsiyeyle uçan dayı. Kanka o çok iyi bir dayı ya. Ha mı? Bambaşka bir yere. Yani buradan kalktı oraya yürüdü zaten. KYK yazısı düşüyor lan çatının arabanın üstüne. Çok kötü. Çatıdan tıkır tıkır sesler geliyor, tamam mı? Aha dedim, fare girdi herhalde çatı arasına. Bir baktım şöyle yukarı. Babam çatıda. Baba dedim çatı ne yapıyor? Tavan arası. Ne tavan arası? Çatıya çıkmış, anteni dikeltmeye çalışmış falan. Motosiklet kullanan arkadaşlar. Bu çok iyi kanka. Harbiden iyi bu ya. Ne alalım? Da normale alacağım arkadaşlar, abartmayın amına koyayım. 1.25 al muti falan. Biraz evvel Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçtim. Boğaz Köprüsü'nde aşırı derecede rüzgar var. Denize uçmamak için çok çaba sarf ettim. Sakın ha Boğaz Köprüsü'nden geçmeyin. Bakın ben ateist bir insanım. Köprünün ortalarına doğru kelime-i şehadet getirdim. Köprünün sonunda La Havle ve La Kuvveti suresini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim, Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün. Oğlum çok komik değil mi? Çok etkileyiciydi gerçekten yani. Ateist olarak girdim, Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün. Sırat köprüsü mü lan bu? Ne diyor lan? O zaman bir dakika, bu köprüyü biz şey diyebilir miyiz? Sırat köprüsü. Sırat mı? Sırat. Ha Sırat köprüsü. Sırat köprüsü diyebilir miyiz? Çünkü insan imana getiriyor. Zalimi alim yapar. Alimi de zalim yapabilir. Bunlar ne? Abi ne oluyor? Ya sen şimdi uydurdun. Aynen. Çok haklı ama. Ki bazı markaları diyeyim. Takdir ettim. Gerçekten çalışanına değer. Peki baba abi, bazı siyasetçileri ciddiye alıp Allah doğru yoldan şaşırtması vesvese yazmış. Motokurye hizmetini durdurdu. Çok da haklı bir gerekçeydi. Devam ediyoruz. Ha? Çok koymuş gerçekten. Aa, ne oluyor? İstanbul'da mı? Yok artık. Bu da ana sikildi. Yapmışlar, içi bomboş, ağırlık yok, bir şey yok. Giriş, serbest bölgenin girişindeki kule var ya. Baksana ya. Of. Ananı sikim, aksiyon filmi gibi adamın kaçışı falan. Kuleyi kavu adam mı yapmışlar? Domlu. Evet abi, nasıl parçalı? Yani, hakikaten. Neyse ki içi boşmuş. Evet. Zaten o yüzden bir tane yıkıldı. Evet ama fena yani. Bu çok iyi ananız. Ananı satayım. Bakın deniz burada arkadaşlar. Lan ıslandım lan, dur lan. Aptal camı kapata sana. Lan ıslandım oğlum. Islandım bir hala camı açık. Bakın deniz burada arkadaşlar. Çok iyi video baba. Lan ıslandım lan, dur ya, lan. Normal değil mi? Camı açtı. Lan ıslandım oğlum. Arabanın sahibinin umurunda değil herhalde. Arabanın içinin ıslanması. Lan arabayı süren ben. Camı açan sen. Islan ıslan ıslan ıslan. Evet, bu videoda çok paylaşıldı. Bunu gördüm. Bunu görmüştüm evet. Aa otobüsler. Ama baksana abi, nasıl bir fırtına varsa motorcular
Adamlar normal gidemiyor lan. Baksana burada bile zor duruyorlar. Kanka harbiden denize uçarmışsın. He olsun valla otobüsler ama yani. Tehlikeli İstanbul trafiğinde motor. Oğlum geçenlerde Beyza'nın ablası motor kullanıyor. Ufak motoru var hani şey elektrikli motordan bir çıt üstü gibi düşünebileceğiniz bir motor, anladın mı? Hani aynen şeyler oluyor ya. Normal ehliyetle kullanabildiğin motosikletler. Tamam. Onlardan biri harbi köprüde en sol şeritten en sağa falan gittim diyor. Sonra bir tane polis yanına yanaşmış böyle eskort etmiş onu orada bütün köprüden öyle kurtulmuş kız amına koyayım. Çok kötü kanka. Köprüyü geçiyordum çok tehlikeli oldu. Harbi köprüyü geçiyordum çok tehlikeli oldu. Motor kullanmak. Bir de üstüne böyle hava koşulları olduğunda. Bir de köprüden geçmek zorunda. Bir de falan. Hani üç zorluk bir doğruyu götürüyor. O yüzden sağ olsun otobüs şoförü abilerimiz, ablalarımız. Şaşırdım o saat kulesine. Evet, kağıt gibi. Abi evet o yani Allah korusun birinin kafasına da gelebilirdi. Bir arabanın üstüne de düşebilirdi. Motorcu kardeşlerimizin üstüne de düşebilirdi. Bence yapıları birazcık daha sağlıklı. Motorcu kardeşlerimiz. Bu lodosun olduğu, fırtına olduğu günlerde ne yaptın? Evdeydim ya. Kendimi kötü hissediyorum şimdi. Bunları izleyince insan neler yaşamış ya. Anıl arkadaşlar evinden çıkmamış. Çünkü biliyor şanssız adam. En az tuğlalardır, saksılardır. Her şey. Direkt insan bile düşebilir benim kafama. Meteor düşer. Birlikteydik. Kalede yanlış anlaşıldı. Hayır, ajanstaydık. Diyelim. Çekim yapıyorduk. Aynen. Tek başımıza değildik arkadaşlar. Değildik. Hayatın kalabalık bir çekim. O iki amına kodumun mavi gözleri 20. ayını kutluyor. 13 aylık seride. Etrafımda olan ve Instagram'dan yazdığım bütün kızlar bana sürekli kişisel ve ailevi sorunlarından bahsediyorlar ama benim tek amacım onları sikmek demiş. Hoş geldin kardeşim. 20. ayın kutlu olsun. Hoş geldin. Devam. Durmak yok, saplamaya devam diyor adam ya. İkinci videomuza geçiyoruz. Geç bakalım. Kasım ayında televizyonda yayınlanmış olan bazı görüntüler viral oldu. Enteresan şeyler. Erzurum'un neydi? Balın diyarı. Bu mu bu? Memleketimin koyunlarını gözlerinden tanırım dedi. Demez Allah olaydım 3 tane koyun harbiden getirmiş. Harbiden tanır mısın? Vallahi tanırım ya. Bakacağım bir dakika. Bu sanki bizim yöreyi bakışları. Bir dakika. Kadın da ne diyor yandan ya? Yavrumun sen sale. O değil o değil bu. Bir dakika. Burası muştur yolu yok. Bu değil abi. Bak rahatsız oldum. Nasıl bir şey ya? Çok iyi televizyonculuk. İnanılmaz bir videoydu amına koyayım. Bu değil abi. Bak rahatsız oldu. Rahatsız şey oldu. Kadar anası garipti bak. Kanka. Ballı araba bak. Çarpıyor ya. O da çok garip bir video gerçekten. Evet. Bu niye televizyonda olan bir video? Yani bu televizyon sektörü de bayağı battı be. Ha? Türk toplumunda her bir birey bence gerçekten psikolojik tedavi görmek zorunda. Çok haklı. Yani ben düşünüyorum. Sen dahil. Geçim sıkıntısı mı artık? Dikkat çekme arzusu mu? Herkesin gitti kafa. Gitti kafa. Evet. Yani düşünsene beni yolda görüyorsun. Ben bir köpeğe. Burası muştar. Bak evet. Bana bak bana vurki diyorum mesela. Çünkü bizim yörenin Göktürk köpeği değil var. Alın bunu alın. Ben anladın mı? Evet. Ters gömleği giydirirsin abi öyle giderim ben evet. Yani Bakırköy'e. Sana verdiğim emeklere yazıklar. Bu şey değil mi? Öncelikle kes tane kokunun diye. Kanka adam niye gülüyor peki? Senin yanında hafif kalıyor. Bakalım ne yalan anlatacaksın. Anlat öncelikle... yalanı söyle yazıklar olsun sana be. Öncelikle Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Reklam Esra Hanım size reklam kolay gelsin. Sever. İyi yayınlar. Reklam çok sever. Öncelikle Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Reklam Esra Hanım size reklam kolay gelsin. Sever. İyi yayınlar. Adam daha selam vermemiş. Adam bu sakinliği neden abi? Koy vermiş hani kakarak ikili takılıyor. Trollüyor falan. Ha, umurunda değil yani. Mesela hemen viral oluyor ya böyle şeyler bizde. Herkes aynı anda aynı şeye gülüyor. Aslında bence güzel yani viral olaylar. Evet. Konu gülünen insanların bunu gülsünler diye yapmaması. Gibi hani.
Bunu espri diye yapmıyorlar. Doların yükselmesine ne diyorsun bağıralım? Aa, bu kadını ben çok seviyorum. Yükselmesi bizim için bir şans diye düşünüyorum. Haklı. Nasıl şans? Kafası mı güzel? Söyle şans. Aa, camdan kardeşler. Pardon. Tamam. Tamam. 4'le, 5'le, 6'yla, 7'yle... Bu abinin adı neydi? ...çarpmakta zorlanıyorlar. Ama 10'la çarpmak çok kolay. 14 oldu, amına koyayım ya. Oha. İşte cevap bu. Zaten zekice espri dolar bu arada. Çekti. Ama 10'la çarpmak çok kolay. İşte cevap bu. Zaten 13.77. Dolar hep yüksekti. Milyoner olan hep milyoner. Milyoner olmayan milyoner değil. Bu da çok... Dengeler değişmedi. Bahar'cığım sana teklifim hala geçerli. Ben belli bir ücret karşılığında senin en yakın kral arkadaşın olurum. Çok da sağlam güler eğleniriz. Bak yazıyorum buraya. Ama 5000 lirayı ölüm muhabbet. Dolarla ödemeyi yaparsan çok yerinde olur. Çok iyi arkadaştır. Ya ben müthiş. Sor, buna evet. Sor. Kefilim benle yani. Hep dalga geçiyorlar. Ben T'yi almıyorum mesela. Aynen. Hiç. Çünkü doğru laf onun. Meksika'da tatil yapan dolar 10 iken de 20 iken de Meksika'da tatil yapmaya devam edebilir. Ama evi içerisinde... Bu bir şaka programı mı? ...planlaması yapan insan, dolar kaç olur? Kameramanın bacaklarını çekip başlaması... Ve zaten bunu yapmaya yetkin bir kişi olduğu için bütçesini buna göre dengeler ve yaşamaya devam eder. Yani aslında... Abi dolar ben anlamadım şimdi, doların artması iyi mi oldu? Orman kanunlarıyla günümüzdeki ekonomik denge aynı. Mantıksız değil. Ya oğlum, orman kanunuyla aynı diyor. Orman gibi bir yer yani. Evet. O açıdan diyorum. Bu şaka programı ya. Şaka programı, şaka. Faik abimizin yaptığı bir şaka programı değil mi bu? Net troll ve dalga geçme olduğuna inanmaya çalışıyorum. Ne? Net. Hiçbirinin gerçeklik payı yok diye umut ediyorum. Vallahi bu arada. Kanka dolar kazanıyorsan artması müthiş bir şey. Ama asgari ücret 2.800 çok kötü kanka. Kanka 1 litre Pınar süt 15.90. Ne diyorsun ya? Gör oğlum. Çocuğuna nasıl süt alacak amına koyayım. Ananın ama amına koyayım harbi. Nasıl sikeyim bir sabahları yani kahvaltılık gevrek ballı yanına 1 gram süt keyfimiz vardı. Şoktan mis almaya devam aga. Süt. Yo getirdi 7.5 lira bir litre yarım yağlı süt. Siktir git amına koyduğumu. Oğlum ben şimdi daha yeni şimdi post gördüm de markette. Tütaş yarım yağlı süt amına koyayım 7.5 TL. İçim laktozlu süt 13.15. Ananı sikeyim laktoz intolerantı. Dalga geçmiyorum ben böyle. Bu arada yarım yağlıların da piyasası. Doğru söylüyor bu arada. Tam hani gerçekten bak. Zengin daha zengin, fakir daha fakir. Ve aynı şekilde yaşamaya veya alışkanlıklarını sürdürmeye devam edecekler, o çok ayrı. Ama açlık sınırıyla yoksulluk sınırı diye bir şey var mesela, bunu ona söylemek lazım. Orta seviye vardı mesela, yok. Biraz bunlardan bahsetse veya biraz okusam, neden doların yükseldiğini, neden zenginin daha zengin olduğunu, neden fakirin daha fakir olduğunu, neden artık insanların açlıktan ne yapacağını şaşırıp cinayet, intihar, sapkınlık yapmaya daha çok meylinin arttığı o böyle puzzle, o akışı çözerdi. Yazık ki, kimse kusura bakmasın, yazık ki bunu da yayınlıyorlar. Adam yerine koyup, çok özür dilerim. Biz de yazık ki prim. Vay hyper mod 28. ay. Hoş geldin kardeşim. As. 28 ay. Eyvallah. Evet devam et. Burası. Evet 3. isim açıklıyorum. Melis Sezen. O apayrı bir olay zaten. Melis Sezen geliyor. Kıyafetiniz çok güzel hanımefendi. Burası inanılmazmış gerçekten. Bu arada ben içip çıktığına inanmıyorum. Heyecan mı diyorsun? Kesinlikle buraya çok heyecan. Buraya çıkınca ne yapacağımı düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum. Galiba sadece teşekkür edip çıktım. Oğlum kardeşin 2019 Mayıs'ından beri yayında. 3 sene olacak amına koyayım yayıncılık hayatımıza, haberiniz yok. Ananı sikeyim 2 senesi zaten pandemi. Puh! Hocam kusura bakmayın lütfen. çok heyecanlıyım. Bu benim hayallerimin yolculuğu. Bu da ilk ödülüm. İnanırsak ha, her şeyi konuşmuş. Başarabileceğimize inanıyorum artık. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen.
Çok samimi bence. Artık inmem lazım sanırım. Yani heyecanlı be. Batu hoşlanmış. Normalde böyle şeylere tutulur. Hoşuna gitmiş, buradan heyecanlı be falan. Ulan. Çok teşekkür ederim. Burada izle artık abartmaya başladı. Hani gidecekti yani. Pandemi olmasaydı sen hayatta düzenli yayın yapmazdın. Siktir git, nasıl yapmazdım? Onay nasıl yaptım amına? Harbi yapmazdım bu arada. Açıyordum oğlum o zaman ya. Açıyordum oğlum ya. Acı tatlı yapma, devam et. Ben galiba artık inmeliyim ya şu an. Çok çılgınca şeyler oluyor gerçekten bu akşam değil mi? Evet. Yapacağım bir şey. Heyecan. Teşekkür ederim. Artık. Hakikaten konuşamıyorum. Nasıl heyecan, biliyor musun? Şu arkaya bakma muhabbeti çok iyiydi ya. Çok mutluyum. Hiçbir şey yapamıyorum. Evet. Sonlara doğru biraz abarttı, inmesi gerekiyordu. Gayet iyiydi başta yani. Bu arada görüntüyü bilerek kapattım. Arada bakıyorsun diye ben. Evet, şimdi, neye bakıyorum? Ne bileyim, orada görüntü. Kıyafeti güzel. Kıyafeti güzel canım. Kıyafeti yakışmış. Güzel. Ya herkese yakışmaz. Yakışmaz. Evet. Bana yakışır. Bana yakışır. Ben biraz kilo aldığım için. Hatta birlikte giyip. Doldurabilirim için. Samimi bence bu arada. Tek faulü tutuyorum çünkü elimde şu an. Durum belirtisi cümlesi. Evet. Mesela, yani başardım diyor işte. Buradayım çünkü diyor. Geldim. Ya aynen düz mantıkla kurulmuş. Evet. Ama belki bir esprisi vardır bu arada. Hani belki esprisi yabancı Oscar ya. Alınca böyle bir cümle mi kurdu da Türkçe'ye çevirdi. Bir gönderme de yapıyor olabilir. Bu tamamıyla heyecandan abi. Heyecan. Tamamıyla. Düşünsene, ödül alıyorsun ve binlerce insan var karşında. Evet. Heyecanlanırsın abi. Geçiyoruz enteresan bir videoya. Şimdi. Ha, bitmedi mi? Oley, devam ediyor. Çok var. Oğlum ben bitti zannediyorum ya. Oley. Boş isimli bir köpek var. Benim. Abi benim bir arkadaş kendi poposuna aynadan bakıp asılıyor. Ne kadar kendine yetebilen birisi kanka. Ne kadar güzel. Kendisiyle mutlu, barışık. 10 numara. Devam. Bok çıkardı adamcağız ya. Evet, hemen açıklamasını yapayım. Toplu taşıma ile seyahat etmesi nedeniyle sosyal medyada tanınan bir sokak köpeği. Evet. Hatta İstanbul metrosunda sahip çıkıyor köpeğe bir yandan. Fakat bir adam Boji ile nasıl bir sorun yaşıyor bilmiyorum ama Boji'ye bir suç atmak için bir şey yapıyor ve o anlar güvenlik kamerası kayıtlarına kaydolmuş. Köpeğe suç mu atmış? Ne olmuş? İzle izle. Telefona falan bir şeye bakıyor herhalde ya. Hayır. Ne olmuş dedi. Garip olaymış kanka. Çağrı abiyi tehdit ettiler. Bunu kullanamazlar çünkü no name birisine küfür ediyoruz hamle ediyorum, aslında şu anda bir isim yok, bir şey, bende bir isim var şu anda ama şunu söyleyebilirim ki ben o ses, annemin o ses tonunu duyduğum zaman gerçekten anksiyete atağa geçirdim yani, böyle milisaniyeler zaten hani şu dönemlerde, dönemlerde ne olacağı belli olmaz. Annem de işte yok, annem de bu konularda biraz heyecanlı bir kadın, şimdi yani kaç yaşına gelmiş kadın. Anladın mı? Burada bu işi yapıyorsak da böyle bu tarz orospu çocuklarına da papuç bırakmayız yani. Onu da söyleyeyim sana. Beni de dinlediğini de duyduğunu da biliyorum. Ben ulaşacağım. Ulaşacağım. Ulaşacağım yani. Kanka ne alaka ya? Yani insanlar buraya bir şey, yani mesela Çağrı da hani yaptığı şeyi insanları eğlendirmek, insanlar mutlu olsun, o tarz düşünceler için yapıyor yani. Böyle şeyler yapıp insanların heveslerini kırmak çok büyük aptallık bence. Yani annesini arayıp tehdit etmek ne demek kanka? Sene kaç ya? 2021 ama bu komik şaka mı mesela hani? Bunu yapılarak mı düşünülmüş mesela? Bir annem numarasını arasa harbi sinir krizi geçiririm kanka. Yani kim geçirmez ki? Abi yazık, gerçekten yazık, yarrak yemiş bu ülke ya. Vallahi böyle bir bilinç olmaz, insanların aklı yok kanka. Şu yani. Üzülüyorum kanka. Çocuk max 16 yaşında falanmış sanırım. Ya
Sen 16 yaşındasın. İzlediğin yayıncının annesini niye tehdit ediyorsun? Ne alaka amına koyayım? Gerçekten siki tutmuşuz kanka. Çok kötü. Ben çok üzülüyorum. Yani acayip seviyorum bir de memleketi yani, anladın mı? Acayip üzülüyorum o yüzden. Ekonomik krizin artması evet tabii ki sıkıntıya sokabilir yani. Kanka saçmalık ya. İnsanların yani ne bileyim. Dayı eline sıçıp sürüyor mu? Yanında getiriyor. Abi yanında niye bok getirirsin ya? Oraya. Aa, çantasından çıkarıp koydu. Cebinden. Eldiven de kullanmadı galiba. Ay ne kadar iğrenç. Ne yaptı ki? Oğlum görüntü kalitesi çok kötü. 10K bağışladı mı? Ne? Abi annesini tehdit edip 10K mı başlamış? Ne alaka, ben anlamıyorum. Ya salsana kanka. Ne koydu oraya? Görmüyorum ki hiç belli. Bok. Bok mu koydu oraya? Bir de sandalyenin kenarına mı koydu? Evet. Niye? Köpek sıçsa sandalyenin kenarına niye sıçsın lan? Allah. Eyvallah kanka, yani sağ olsun. Nasıl olabiliyor ya? Ne istiyor köpekten? Elife bak yani. O da bir canlı yani. Bunu niye böyle bir şey yapma gereği duyar ki insan? Sana ne ulan? Sana hiçbir zararı olmayan bir canlıyla nasıl bir alıp veremediğin dediğin gibi olabilir ki? Cebinde bok taşımayı göze alıp onu hayvan affedersin pislemiş gibi koyuyor. Amına koyayım, sanki hayvan sıçmıyor bir de, o da ayrı yani, anladın mı? Hayvanın üstüne suç atmak için bok getirmiş yanında, kafasını sikeyim ya. Ha hayvan sıçıyor yani normalde. Mesela metroya almışlar, metroya sıçsa olay mı olacak? Bunu buradan alın mı diyecek? Alacaklar onu oradan kanka. Hayvana ne yapacağız? Sıçmasın mı hayvanda? Orada koltuğa. Ne mana? Suç atmak falan filan hepsini bir kenara koyalım. Bu adamın cebinde niye bok var? Ben oradayım abi. Niye? Evet, niye? Kaç para verdiler acaba? Bok taşı sür oraya falan. Bir şey mi oldu acaba? Boji ile arasında da ona mı bilendi acaba suç atmaya çalıştı? Niye böyle bir şey yaparsın ya? Ben olsam bu adamı men ederim abi. Bir daha hiçbir toplu taşımaya binemesin. Ya o sandalyeye sen sıçtın lan diyerek. Benim gözümde bu herif sıçtı oraya mesela. Ya sen nasıl bir ruh hastasısın da cebine bok koyuyorsun bir kendi savunamayan canlıyı kötülemek için. Ne yaptı sana o hayvan? Biniyor, gidiyor, geziyor, geliyor ya, kurban oldu. Ya bunların gerçekten bu hareketi yapanın boktan büyük beyni yok. Didara Arıkanlı isimli bir kişi duydun mu? Evet duydum. İlişkilerle alakalı tespitler veyahut da öneriler veriyor diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Ben çok ömrüm lafını çok kullanırım bu arada. Hayatımı ağzına ikle. Bak ne s**tirdin bana orada. Hayır. Neden kullanmıyorum sana? Ben senin ömrün değil miyim ya? Ya aşk olsun ya. Güzel bak, kendi kendine bir noktaya gelebilmeye başladın. Tam olarak o soru soranların hayatını yaşıyorum ya. Abla ağzıma sıçtı, sence bana aşık mı? Ömrüm çok aşık falan. Evet. İyi hissettiriyor. Ha bir umut verir. Şarjör değişimi lazım. Ozzy Bros, Prime ile abone olmuş, hoş geldin. Aynen, o yüzden bayılıyorum. Abi kendisi Instagram'da 500 bin takipçisi var. Her perşembe akşamı Instagram'ında Aşkolog isimli konseptinde takipçileri Dilara'ya aşk hayatları ile ilgili sorular soruyor. Ve kendisi de bunlara troll cevaplar veriyor. Okay. Abla bana en son telefonda yüzünü şeytan görsün kahpe falan dedi. Sence seviyor mu? Sevmez olur mu?
fırtınalı bir aşk yaşıyorsunuz. Arada böyle inişler ve çıkışlar olabilir. Bu adamın kıymetini bil, kaybetmemeye çalış ve elinde tutmak için el. Abla 3 gün önce günaydın yazdım, hala cevap vermedi. Sence uyanmamış olabilir mi? Olabilir. Büyük ihtimalle uyuyordur, işi vardır ya da ne bileyim bir uyku hastalığına yakalanmış. Hep troll mü peki cevabı? Aklına kötü şeyler getirme. Bu adamın da kıymetini bil. Adam seninle beni sevdiğini söylüyor ama geçen gün bizim yatağımızda kıza sarılıyordu. Ne demek bu? Seni seviyorum demek. Yani adam senin kokunu ve sıcaklığını hissedebilmek için senin yatağında sarılmış kıza. Ya dışarıda sarılsaydı ne yapacaktın? İşte o zaman seni sevmiyor. Abla, kızlarla konuşmak için ilk mesajda ne yazmalıyız sence? Ama kesin cevap alabileceğimiz. Kesin cevap almak istiyorsan ilk mesajın şu olmalı. Selamlar bayan. Sizi görünce Yağız at gibi şahlanıyorum. Sizinle ne zaman tanışabilirim? Bunu yaz. Sizi görünce Yağız at gibi şahlanıyorum. Sizinle ne zaman tanışabilirim? Bunu yaz. Görünce Yağız bir at gibi şahlanıyorum yazdım. 5 gündür cevap yok. Hala seviyor mu? Seviyor. Sen hemen bir mesaj daha at aşkım. Yağız at şahlanınca durdurak dinlemez. Bak çabuk cevap ver. Günah benden gidecek. Yaz bunları. Mükemmel bir çare ya. Yağız at şahlanınca durdurak dinlemez. Bak çabuk cevap ver. Günah benden gidecek. Yaz bunları. Diyor efendim Dilara Hanım. Ya Batu onu merak ettim şey, ben ya. Seni görünce Yağız bir at diyerek işte. Eğlenceli bir şey yapıyor. Evet. Ama çok da güldüğünü görmedik seni. Yok güldüm. Demek ki sen çok hitap etmedin. Ne? Hitap edeceğim. Ben beğendim. Güldüm ulan. Komik yani, eğlenceli. Editingini sevdim. Yani çok güzel yerlerde kesiyor videoyu falan böyle. Evet. Devam edecekmiş gibi yapıp devam etmiyor. Çok tatlı yerlerde bırakıyor. Evet. Çok eğlenceli, komik de yorumları gerçekten yani. Gözde bu aralar diyor musun birisine ömrüm? Burası mı? Yok bu. Meee. Kanmadım işte. Yağız at gibi şahlanıyorum diyor musun? 5 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy Yaşatır sloganıyla yapılmış bir proje. İzleyeceğiz efendim. Tamam. Hemen videosuna. Abi son yılda 328 kadın cinayeti ne demek? Her gün bir tane kanka, yazık ya. Güzelmiş. Çok kreatif şeyler de bulmuşlar. Ya diyor. Kadınların katledildiği, şiddet gördüğü, ötekileştirildiği bir düzene alışmayacağız. Alışmayacağız. Diyor. Efendim, Kadıköy Belediyesi'nden gerçekten güzel bir çalışma. Çok güzel de. Şimdi maalesef ki bugün daha şöyle bir cümle kurdum arkadaşım, öğlen yemek yedim. Ya dedim, canının istediği her şeyi yap. Dedim ki çünkü yarın sırf biri canın istedi diye seni baltayla bilmem neyle doğramayacağını... En son katanaydı biliyorsun. Hani garantisi yok. Abi katana mı? Yok dedim. O yüzden tek sahip olduğumuz şey şu an. Bu videoyu beğendin mi öncelikle olsun? Kanka bireysel silahlanmanın ben bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Manyaklara daha fazla silaha erişim değil mi bu? Kanka... Ya maalesef hiçbir çözümü yok ya. Ya böyle cezalandırması cidden çok caydırıcı bir ağırlıkta olacak. İşte idam midam muhabbeti ama o zaman da ya, Arap ülkelerin muhabbetine falan kayıyor böyle. Görüş açısı sıkıntı yani ya. Bilmiyorum abi yani. Ama zamanla sanki yeni neslin böyle şey, düşünce yapısının daha da olgunlaştığını düşünüyorum ben. Ya. Ama tabii çok kötüleri de hala oluyor. Bilmiyorum. Kanka düzgün eğitim de yani, ben söylüyorum size, benim lisem, benim olduğum dönemde İstanbul YGS birincisi oldu. Biz de almadık eğitim oğlum. İTÜ'de okuyorum ben, yok yani, anladın mı? İyi olan yerde de yok eğitim yani. Almıyorum. Ya bu videoyu tabii ki de beğendim ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gençler tembel tembel, bizim zamanımızda okul 700 km. Eyvallah Betülcüm, teşekkür edelim. Eurocular konuşmasın.
Evet biliyorum kanka. Duyduk, oraya bakacağım şimdi. Birazdan ben yayını bitireceğim zaten. Oraya atarım hatta siz belki o yayını. Bir bakacağım oraya da. Şu an yayında olduğum için bakamadım. Keşke böyle video... Kapattı mı? Ha. Ben şey düşünüyordum. Ben de zaten çok uzatmayacaktım. Bugün 3 saat falan yaparım diye düşünüyordum. Kapatıp Çağrı'ya giderim. Yayında neler oluyor diye bakarım diyecektim. Dolar yapmaya hiç gerek kalmasa. Geri kap ya bu bambaşka bir şey ya. Bu geri zekalılık değil. Bu cahillik değil. Bu bambaşka bir şey ya. Yok hayır ya, yayından bakacaktım. Yayını izleyecektim, yazacaktım. Belki DCMC'ye gider konuşacaktım da. Ararım sonra bir bakarım. Yok haberim yok. Sinirlenmedik, çok haklı değil mi kanka? Yani çok haklı bir sebep değil mi? Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Hayatınızda önemli, sizin modunuzu düşürecek bir şey varken gelip de yayında hiçbir şey yokmuş gibi makara yapmak gerçekten kolay bir iş değil yani. Oğlum kaç yaşında kadın korkar tabii kanka. Gecenin kaçında arıyorlar. Yok Çağrı'nın evini basacağız bilmem ne. Yani zaten muhtemelen annelerin çoğu böyle evhamlı olur ya yani kanka. Neler düşünmüştür kadın yani. Böyle bir şey olamaz abi. Bu kadar farkındalık içeren videolar paylaşılıyor. Biz videolarımızı söylüyoruz. İnsanlar sosyal medyada bangır bangır bağırıyor. Fakat bu olaylar neden hala devam ediyor sence? Kasıtlı olduğunu düşünüyorum ben. Toplumun huzurunu bozmak, toplum içerisinde tarafların oluşması, bölünmeyi sağlamak, insanların birbirinden nefret etmesini sağlamak, toplum huzurunu bozmak için bunların, ya bu yapılan ürünlerden biri toplumu bozmak için. Ben yarın daha fakir olabilirim. Ben yarın yiyecek ekmek bulamayabilirim. Ben yarın tanımadığım, hiç hayatıma muhatap olmadığım biri Hoş geldin Baran. canı istedi diye sokağa çıkıp beni öldürebilir. Sürekli bunlarla, hani her gün daha güzel olacak, daha güzel günler göreceğiz gibi değil de, ya Allah yarınımızı hayretsin. Yarına çıkar mıyız mantığıyla yaşadığımız için tek sahip olduğumuz an şu an. İşin daha kötüsü burada işte bilmem kaç yılında şu kadar kadın öldürüldü, değil mi? Bu sadece bir rakam. Şimdi bir şeyi sen her gün görürsen ister istemez insan psikolojisi kanıksıyorsun. Ve şu an çok kötü bir şey bence ama kadın cinayetlerini normalleştirmeye maalesef başladık. Bunu normalleştirmeyen bir belediye olduğunu görmek çok gurur verdi. Ama artık yargı sisteminin, adalet sisteminin de bu öldürülen her bir can için, kadın olabilir, erkek olabilir, sokak hayvanı olabilir, ne olursa olsun, bir yaptırımının olduğunu insanların beynine kaka kaka anlatması lazım ki insanlar bir şeyden endişe etsin. Ya anlam veremiyorum abi ya. Ne istiyorsunuz abi kadınlardan? Ben anlamış değilim ya. Ve bunu belli başlı şeyleri kaldırarak daha da meşrulaştıran insanlar bir anne evladı. Böyle bir durum da var. Yani insanlar mesela mağdur durumda işte polisi arıyorlar falan ve gerekli önlemler alınamıyor. Bu insanları koruyamıyoruz yani hala. Korumuyorlar daha doğrusu yani. Bunun için yani yapılması gereken şeyler işte çok da zor değildi aslında zaten. Bir sürü şey vardı ama hala aynı şey ne yazık ki. Her ne kadar kadına şiddet uygulayan, gidip cinayet işleyen... Ya kanka şimdi bak şöyle bir durum var. Adam karısını dövüyor. Karısı kanka aylarca şikayet ediyor. Bu beni öldürecek, bu beni öldürecek, bu beni öldürecek. Aylarca kanka gidiyor polis oraya buraya. Adam diyor ki ya işte o benim karım bilmem ne falan. Öyleyse biz girmeyiz araya, girmeyiz araya. Böyle böyle kanka kadınlar cinayete uğruyor yani. Adam açık beyan kadına diyor ki seni öldüreceğim. Kadın gidiyor polise diyor ki beni öldürecek. Sonra hiçbir şey olmuyor. Sonra cinayet çıkıyor ortaya kanka bir anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani polisin yanında şey tehdit ediyor. Adamın videosu var ya, beni durduracak mı diyor ben polis. Ben yatar çıkarım diyor adam mesela. Bir tane video hatırlıyorum ben. Böyle kadına şey falan diyordu ya, bana ne olacak lan falan yapıyor yani. Aynen.
What the fuck kanka? Sonumuz hayır olsun ya. Kanka bir şekilde o zaman o savcı hakim abi alacak bunları yani. Yani ne yapayım? Bunun kanunda şey yok mu? Tehdit mehditin bir kanunda yeri yok mu kanka? Ya kanka, şiddet kanka, değil ya, tehdit ya. O kadar şiddeti de mi yok ya? Ki... Abi çözüm çocuk yaştan eğitim değil, bebeklikten eğitim kanka. Ya uzaklaştırma ne kadar yararlayabilir ki? Arkadaşlar, muhatap olduğunuz insanların karakterini iyi analiz etmeye çalışın. Kimin ne bok olduğu orta, yani ortada değil. Anlaşılmıyor. Ama bazen fark edersiniz, bu çocuk, bu adam amın evladı dersiniz yani. Onlardan uzak durun kanka. Herkes kötü diye bir şey yok ama o kötüler yani anlaşılmıyor bazen. Biraz uyanık olmamız lazım. Ne yazık ki kanka. Kendimiz için yani. Kanka bitirsen şu videoyu. Yani insanda 50 gram beyin olmayacağının farkında olsak da o adama bile bir iki kere durup düşünmesini neden olacak cezalar koyarsan sen hallolur. E peki bu cezaları koymak bu kadar zor mu? Adaletin sağlanması için sosyal medyada günlerce bağırıp çağırması şart mı ilgili suçu işleyen kişinin cezayı alması için bu kadar insanın bağırması gerekiyor mu? Bence sosyal medyada bunların yer almasına gerek bile kalmıyor olmalı. Tıkır tıkır işliyor olmalı. Yani oradaki kanunu düzeltin. Orada bir sıkıntı var demek ya. Bu kadar insan niye ölüyor? Yani ölmesine ne gerek var? Diyorum ya abi, insanlardan nefret ediyorum. Mesela bu işin bu raddelere gelebilmesine neden olan her atom tanesinden tiksiniyorum ve nefret ediyorum. Yani. Ya bu ülke ki müze. Hayır, ben de şeyi anlayamıyorum bir de kanka. Hani insan sevdiğine nasıl yapar yani, anladın mı? Bana mantıklı gelmiyor kanka. Onu gör, üzülürken görürken benim canım acıyor. Onu nasıl böyle acı çektirebilirsin yani? Değil mi? Takıntı bu, sevgi değil. Anladım. Sanat galerisi, işte aşevi bilmem ne yaptıracağına hapishane inşa. Tek bir örnek vereceğim. Kral yurt dışında 5 yılda kazanılan parayı çalmak 20 yıl ama Türkiye'de kazanılan parayı çalmak 3 yıl. Daha farklı bir yönden bakma zaten adalet sistemi yanlış oldu. Kötü insan dedim, bunlar insan değiller. Ya bilmiyorum kanka, ben mesela yani kötü olmak da bir tercih sonuçta, anladın mı? İyi olmak da bir tercih. Ama bir noktadan sonra ben şunu düşündüm. Ben bu hayatı yalnız yaşamak istemiyorum. Hayatım, çevrem hani geniş olsun, anladın mı? Arkadaşlarım, dostlarım olsun, beni seven insanlar olsun istedim yani. Düzgün olmaya çalıştım dedim ki kimsenin mesela ne bileyim işte, kimsenin kötülüğünde bir şey yapmazsam, hep iyi olmaya çalışsam, dürüst olmaya çalışsam buna devam ederim dedim. Hep bunun ekmeğini yedim kanka. Bir şekilde doğru düzgün insanlar çıkarttı bana hayat. Vicdanlı olmaya aynen çalıştım. Öyle. Dürüst olmaya çalıştım kanka. Hak yememeye çalıştım falan. Bunlar önemli şeyler. Çünkü öbür noktadan sonra ben bir kere sikerim bir insana. Ondan sonra adam diyecek ki bana, ben bununla bir daha takılmam. Anladın mı? Böyle bir şeydir yani. Kaç kere bir insanı salak yere koyabilirsin de hayatını devam edebilirsin. O insanlarla yıllarını paylaşabilirsin yani. Adamlar siktir eder durur seni. Anlamıyorum. Ama illa da bir sikilmen lazım ki onları tanıman lazım yani. Hani doğru. Biliyorsun tabii, herkes sikiliyor da. Eden bir ülkede yaşıyoruz biz. Sen suçluyu nereye sokacağını düşünceye ne? Suçu nasıl azaltırıma odaklansan belki daha güzel günler görürüz. Yarın da aç kalır mıyız diye düşüneceğimize, yarın da şurada sosyalleşelim, yarın da şunu paylaşalım insanlarla gibi bir mantığa otururuz. Ya ben geçen gün hayvan gibi oturdum ağladım ya. Dolar 14'e fırladı ya bir ara. Çalışıyorum deli gibi o anda da, yoğunum. Ben... Özel bir team
kuruluyor kanka. Bak. Özel BDSM ustalarından sahip sahibeler. Taciz tecavüzcüleri kanka bunların odalarına kapatıyoruz. Reisler de bunlara veriyorlar kanka ayarı. Full. Ceza. İşler mi? Sanmam. Veriyorlar dalgayı, veriyorlar dalgayı kanka. Ya aklına gelen şeyi sikeyim ya. Anladın mı? Adam dur yapma diyorsunuz amına kodumun oğlu böyle şamarış akıyor böyle öyleli. İflah olmaz mı? Kanka bence biraz azaltabilir yani. Beni de alsınlar o team'e diyorlar. Batman'i getirin tek çözüm o. Sevk alırlar diye. Azaltabilir aynen diyen. Cezaevinde genelde bunu ağalar yapıyor direkt ama cezaevine girmiyor orospu çocukları. Evet hoşlarına gitmeye başlarsa sıkıntı. Ben her gün fakirleşmek için beynimi, gözümü, algımı, zamanımı, emeğimi çöpe atıyorum. Çünkü paramın hiçbir karşılığı yok. Pul. Allah sonumuzu hayretsin. Her gün en çok kullandığım cümle bu oldu. Gerçekten Allah sonumuzu hayretsin. Hoş bir şey de değil ama. Kıyamet Türkiye'den kopacak. Ben sana söyleyeyim. Anlayan artık. Can'cım bitti bölümümüz. Teşekkür ederim. Değişecek ama bence iyi gidecek her şey diye düşünüyorum. İnşallah ya. Umudumuzu evet. Hiçbir zaman kaybetmemeliyiz zaten. Aynen. Botancım seni yanaklarından öpüyorum. Vallahi mi lan? He. Ya da böyle ne yapacağım biliyor musun kanka? Adamı böyle dinleyeceğim falan. Pardon. Efendim kuzen. Yayındayım. Kanka yani çok zamanı yok. Sen getir sıkıntı yok. Gelirsin alırım ben. Yok ya. Saat 1:30 olmuş. Daha çıkmam herhalde. Yorgunum. Olabilir olabilir. Tamam kuzi. Hadi öpüyorum. Şu saç yanına açılan kısımları var ya oralarından mucuk mucuk mucuk. Niye öyle dedin şimdi? Ya hep ama buralarım hep böyle. Öyle öyle. Kelleşmiyorum evet. Oğlum. Abi boş verin yani kellikleri de sıkıntı yok.